Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir'in bu bölümünde son zamanlarda oldukça popüler olan 3 silindirli motorların avantajları, dezavantajları nelerdir? Alırken nelere dikkat etmelidir? Bunlardan bahsedeceğim. 3 silindirli motorlar aslında çok yeni bir teknoloji değil, çok eskiden beri var. Hem otomobillerde hem de motosikletlerde bayağı bir zamandır kullanılıyor. Özellikle Japonya'da böyle küçük hacimli 3 silindirli motorlar oldukça yaygın. Orada küçük arabalar da yaygın olduğu için. Aynı zamanda motosikletlerde de yaygın. Hatta MV Agusto diye bir firma var. Sadece 3 silindirli motosikletler üretiyor. Bu konuda uzmanlaşmışlar ve bu şekilde devam ediyorlar. Bu yani yıllardan beri süre gelen bir şey aslında. Ama Avrupa pazarı ve Türkiye pazarı da buna dahil olacak şekilde otomobillerde 3 silindirli motorlar tekrar bu yakın zamanda gündeme geldi. Son 3-5 senedir biraz daha kullanımları arttı. Bunun da sebebi otomobil üreticilerinin artık sıkılaşan emisyon ve yakıt regülasyonları nedeniyle downsizing dediğimiz yani hacim küçültüp turboyla birlikte daha fazla güç elde ettiği motorları üretmesinden kaynaklanıyor. Özellikle A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı yani kompakt sınıf, orta sınıf ve altına baktığımız zaman düşük hacimli 3 silindirli motorları oldukça sık görebiliyoruz. Hemen hemen her markada artık var bu. Ford'da EcoBoost denen 3 silindirli bir motor var. Ki ben de bu motorlu bir Fiesta'yı 3 yıl boyunca kullandım. O yüzden size kullanıcı deneyimlerimden de bahsedeceğim. Renault yine 0.9 litre hacminde 3 silindirli TCE motor kullanıyor benzinli. Volkswagen grupta Volkswagen, Audi, Seat o otomobil gruplarında yine 1 litre TSI motor var 3 silindirli. Premium sınıfta da artık kullanılıyor. BMW'nin 1.5 litre hacminde 3 silindirli motorları çoğunlukla kullanılıyor. Hatta spor bir otomobil olan i8'de bile 3 silindirli 1.5 litre hacminde bir motor var. Kısacası son zamanlarda oldukça popüler. Avantajlarına ve dezavantajlarına geçmeden önce 3 silindirli motorlara genel olarak bir bakalım nasıl çalışıyorlar diye. Bu motorlarda adı üstünde 3 silindir olduğu için bildiğimiz standart 4 silindirli otomobillerden bir tane daha az silindir var ve krank yapısı da bu yüzden biraz daha farklı. 4 silindirli motorların krankı birbirine tamamen simetrik olacak şekilde 180 derece olarak bağlanır pistonlar. Ancak 3 silindirlilerde tek sayıda silindir olduğu için tamamen simetrik bir şekilde pistonları yerleştirmek doğal olarak mümkün değil. O yüzden krank yapısı da farklı. 4 silindirlerdeki gibi 180 dereceyle bağlanmış bir krank değil, 120 derece açıyla bağlanmış 3 tane silindir bulunuyor. 4 silindirde 1 numara ve 4 numara yani en dışarıdaki pistonlar yukarı aşağı hep birlikte hareket ederler. İkisi de yukarı ya da ikisi aşağı gider. Aynı şekilde 2 ve 3 numaradaki pistonlar da birlikte hareket eder. 3 silindirde böyle bir şey yok. Hepsi tamamen bağımsız diyebileceğimiz bir şekilde kendi hareketini yapıyor. Hiçbiri diğeriyle aynı şekilde çalışmıyor bu 120 derecelik krank sebebiyle. Ve 4 silindirlilerden en büyük farkı 4 silindirde kesintisiz bir şekilde patlama zamanı vardır. Pistonlardan bir tanesi patlama zamanını gerçekleştirir. Arkasından diğeri gerçekleştirir. Arkasından diğeri 1-4-2-3, 1-4-2-3 sürekli bir güç aktarımı vardır. Bu yüzden de arada gücün üretilmediği herhangi bir bölge bulunmaz. 3 silindirlilerde ise bu şekilde olmuyor. Yine az önce bahsettiğim bu krank yapısı yüzünden bütün silindirler farklı zamanlarda farklı hareket yaptığı için 2 tane patlama zamanı arasında ufak bir gecikme olur. Krank devrinin 3'te 1'i kadar bir zamanlık boşluk olur 2 patlama arasında. Yani birinci silindir patlamayı gerçekleştirdi. Biraz bekledi, sonra diğeri, biraz bekledi, sonra diğeri şeklinde böyle biraz kesik kesik bir güç döngüsü vardır. Bunu da en çok bu 3 silindirlerin rölanti anında gözlemleyebilirsiniz. Bu özellikle eski atmosferik 3 silindirlerde biraz daha göze batıyordu. Ama bu yeni nesil turbolarda siz o kadar hissetmiyorsunuz. Çünkü motor kulaklarını daha iyi bir şekilde tasarlıyorlar. Ancak arabanın kaputunu açıp baktığınız zaman bu kesik güç yüzünden motorun hafif titreşimli çalıştığını rölantide görebilirsiniz. Bu tip bir sorun yaşamamak için de bu güncel 3 silindirlerde genelde rölanti devri biraz daha yüksek oluyor. Atmosferik 4 silindirli bir motora baktığınız zaman genelde rölantisi böyle çok yüksek değildir. Isındıktan sonra 500-600 devir civarında rölanti devrini yakalar. Ama bu bahsettiğim kesik güç sebebiyle bu titreşimi biraz azaltmak için 3 silindirlerde genelde biraz daha yüksek oluyor. 750-800 900 devire kadar
yükselen bir yerde tutulabiliyor. Yine bu simetrik olmayan yapısının getirdiği bir dezavantaj daha var. O da yine titreşimle ilgili. 4 silindirlerde 1 ve 4 numara aynı hareketi yapıyor diye bahsetmiştim. Motorun orta noktasına göre bu pistonlar simetrik bir hareket yaptığı için motoru da döndürmeye çalışmazlar. Bu iki kuvvet birbirini götürür, nötrler ve motor tamamen dengeli bir şekilde çalışabilir. 3 silindirlerde böyle bir hareket olmadığı için yine motor kendi ekseninde biraz dönmek ister. Bu pistonların hareketi motoru sürekli döndürmeye çalışır. Bu da yine titreşimin kaynaklarından bir tanesidir. Eski nesil 3 silindirlilerde genellikle bu titreşimleri kompanse edip hissedilmemesini sağlamak için bir tane balans şaftı daha bağlanırdı. Bu balans şaftı da motorun içinde krankın 2 katı hızda dönerek bu titreşimleri engellemeye çalışırdı. Bunun tabii ki en büyük dezavantajı ekstradan çok hızlı dönen bir parça ekliyorsunuz motora. Hem yakıt tüketimini arttırıyordu hem de güçten çalmaya başlıyordu. Ama bu az önce bahsettiğim yeni nesil turbolu 3 silindirlerde genelde böyle bir şaft bulunmuyor. Bunun yerine krank şaftını ya da volanı ya da motor üstünde dönen makaraları bilerek daha dengesiz yapıyorlar. Hesaplanmış bir şekilde dengesiz yapıyorlar. Ve bu sayede bu az önce bahsettiğim balans şaftının işini bu parçalar dengesiz bir şekilde dönerek yapıp birbirlerini nötrlüyorlar. Bu aslında bir dezavantajı avantaja çevirmiş oluyorlar. Ağırlık eklemek yerine motorun orijinalinden ağırlık çıkararak aynı dengesizliği yaratıp motorun daha titreşimsiz çalışmasını sağlayabiliyorlar. O yüzden bu motorların mesela 1 litre EcoBoost motorun volanını değiştirmek istediğiniz zaman elinize aldığınızda tamamen bir yuvarlak görmezsiniz. Bazı bölgeleri oyulmuştur. Buradan ağırlık azaltılıp diğer tarafın daha ağır olması sağlanmıştır. Hani böyle bu ne ya böyle bu dengesiz döner gibi bir şey düşünürseniz o 3 silindirin karakterinden dolayı böyle olduğu anlamına geliyor. Tabii ki bu dezavantajların yanında oldukça büyük avantajları da var. Motorun içinden bir silindiri kaldırdığınız için daha küçük bir bloğunuz oluyor. Daha hafif bir blok anlamına geliyor. Bunun yanında krank milini ve eksantrik milini de kısaltmış oluyorsunuz. 3 silindire göre artık 4'te 1'ini kesip attığınız 4 silindirli bir motorla karşılaştırdığımızda. Aynı zamanda o silindirin valflerinden kurtulduğunuz, dönen parçalarından, yaylarından kurtulduğunuz büyük bir ağırlık azaltımı oluyor. Hem ebatsal küçülüyor motor hem de ağırlığı azalmış oluyor. Özellikle alt segmentte kullanılmasının sebebi de bu. Daha küçük bir motor olduğu için motorun kapladığı hacmi azaltıp aracın iç hacminden arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha az ağırlık, daha iyi yakıt ekonomisi anlamına geliyor. Yakıt ekonomisi demişken katkı sağladığı bir noktada yine bir tane daha fazladan silindirin ve onun ekstra ekipmanlarının sürtünmesinden kurtuluyorsunuz anlamına geliyor. Bu sebeplerle de aynı hacimde aynı güçteki 4 silindirli bir motorla 3 silindiri karşılaştırdığınız zaman bu güncel olanlarda genellikle daha iyi yakıt ekonomisi sağlıyorlar. Aynı zamanda tabii ki bu kadar malzemenin çıkartılması otomobilin üretim maliyetini de düşürdüğü anlamına geliyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki tabii ki otomobiller çok pahalı. Nereye üretim maliyeti düşüyor? İşte B sınıfı otomobiller 100 bini geçmiş diye düşünebilirler. Ama bu bizim ülkemizdeki kur farkından ve de vergilerden kaynaklanan bir şey. Biz ülke olarak araba almıyoruz çünkü devlete vergi veriyoruz. Ondan sonra onun bir kısmıyla araba almamıza izin veriliyor. Ama global ölçekte düşündüğünüz zaman otomobil üreticileri için de ekstradan maliyet düşürmenin yollarından bir tanesi. Peki 3 silindire sahip bu yeni otomobiller alınır mı derseniz, ben 4 silindirli kullandım hep. 3 silindire geçtiğim zaman titreşimi hissedecek miyim? Bu bahsettiğin şeyler benim hayatımda nasıl fark yaratacak derseniz, bu güncel otomobillerde az önce bahsettiğim gibi motor kulakları ve izolasyon kısımları çok daha iyi yapıldığı için motor titreşimin neredeyse hissetmiyorsunuz. Benim Fiesta'da bu titreşim neredeyse yoktu. Tek hissettiğiniz an araba rölantideyken elinizi vites topuzunun üstüne koyup biraz baskı uygularsanız ancak o şekilde hissedebiliyorsunuz. Çünkü motor ve şanzıman birlikte titrediği için orayı vites kolunu tuttuğunuz zaman bunu bir tık hissedebiliyorsunuz. Ama arabanın şasisine ulaşmıyor bu. Çünkü kulaklar ve bağlantı elemanları buna göre izole edilmiş oluyor. Ve arabanın içinde ilerlerken, giderken herhangi bir şey hissetmiyorsunuz. Bu güç aktarımı arasındaki ufak boşluklar var demiştim. Bu da yine güncel motorlarda turbo ile birlikte desteklendiği için ve yüksek güçlere ulaşabildiği için herhangi bir sıkıntıyı da fark etmiyorsunuz. Hatta otomobilden anlayan
çoğu kullanıcı arabanın 3 silindir mi 4 silindir mi olduğunu anlayamaz bile. Oldukça rafine bir şekilde artık üretiyorlar bu motorları. Otomobil severler açısından bir tane de büyük avantajı var ki o da egzoz sesi. Bu 3 silindirli motorlar aslında sıralı 6 motorun tam ortadan ikiye kesilmiş hali. O yüzden egzoz sesi, motorun kendi hırıltısı 4 silindirlilerdeki gibi değil. 4 silindirler çok düz bir ses çıkartır. 3 silindir de böyle hafif hırıltılı, hafif agresif bir sesi olur. Bunu hem egzozdan hem de motor tarafından duyabilirsiniz. Ama ben sadece yakıt ekonomisi istiyorum, böyle şeyler beni ilgilendirmiyor derseniz de 3 silindirli otomobilleri tercih edebilirsiniz. Yeni ve turbolu olmak kaydıyla 2010 yılından önceki atmosferik düşük güçlü 3 silindirli motorları alır mıyım, almalı mıyım derseniz orada çok tavsiye etmem. Bunun yerine atmosferik 4 silindirlileri tercih edebilirsiniz. 3 silindirli dizeller özellikle Volkswagen grubunda vardı. O 3 silindirli dizeller özellikle biraz gürültülü ve titreşimli çalışıyordu. Onları tercih etmenizi çok fazla önermem. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. 3 silindirleri kapsamlı bir şekilde anlattık. Eğer sizin daha fazla merak ettiğiniz şey varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer anlatmamızı istediğiniz başka konular varsa onları da yine yorum olarak yazın ki biz de bunları göz önünde bulundurarak videolarımızı hazırlıyoruz. Videoyu izledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.